savaşa giriyorlar da sizler mi bunu fark ediyorsunuz? Evet, Amerika'daki 200 think tank fark etmeyebilir ama bir Türk, bu coğrafyanın birikimine sahip olan bir Türk, Irak'ta olanların neler olabileceğini çok daha iyi hisseder. Çünkü biz bu toprağın parçasıyız. Bizim için özgüven, bazen bu özgüven ifadesi bazen rahatsız ediyor. Duyduğum aşırı özgüven biliyorum, bazen tepki de doğuruyor. Ama bu özgüveni hissetmezsek tekrar tarih ağırlığımızı koyamayız. Bugün bakanlığında çalışan her bir arkadaş bulunduğu yerde bu özgüveni hissetmek durumunda. Sayın Başbakanımızın Davos'ta sergilediği tutumdan birçok dış politikada aldığımız tavra kadar bulunduğumuz her yerde salona girdiğimizde bizimle birlikte sadece bir kişi değil, 75 milyon değil, tarihi paylaştığımız yüz milyonlarca insan ve bin yıllık bir tarih arkamızda yürüyerek gelir. Biz o yalnızlığı hiçbir zaman hissetmeyiz. Tolstoy Hacı Murat'ı anlatırken, Hacı Murat romanında, ki Hacı Murat teslim olmuş biliyorsunuz, Rus generali Şeyh Şamil'in yanından ayrılmış. Bir salonda, muhteşem bir salonda Rus generali teslim için giriyor. Salona girişini anlatır Tolstoy. Teslim olmuş birisinin girişi bu. Der ki, ancak Müslümanlara özgü bir vakarla salona girdi. Bizdeki özgüvenin toplumsal karşılığı vakardır. Tarihte vakarlı yürüyüşü olmuş bir milletin torunları, evlatları olarak aynı vakarlı yürüyüşe devam edeceğiz. Büyük Türkiye'ye gidiş böyle bir psikolojik altyapıyla olur. İkincisi, metodolojik yöntem şartı. Bu da birleştirici, bütünleştirici bir dil. Birleştirici, bütünleştirici bir siyaset. Birleştirici, bütünleştirici bir yaklaşım. Türk Ocakları parçalanan bir imparatorluk içinde doğdu. 120 yıl süren Fransız devrim etkisiyle ayrıştırıcı bir milliyetçilik akımlarının arasından bir milli devletin doğuşuna zemin hazırlayacak bir bütünleştirici hareket olma çabası içinde doğdu. Cezmi Bey çok güzel ifade ettiler. Şartlar değişti. Bugün bizim hem içeride hem dışarıda bu birleştirici dili daha üst düzeyde dinlendirme vakti geldi. İçeride bu vatanı paylaşan etnik, mezhebi kökeni ne olursa olsun her bir kardeşimizin aziz olduğu yaklaşımıyla bütün bir milleti kucaklamak. Dışarıda ise benim akademik hayatta kullandığım, şimdi de siyasi veya diplomatik hayatta benimsediğim bir kavramla izah etmeye çalışayım. Vatandaşlık siyasi bir bağdır. Ama tarihtaşlık diye bir başka bağ daha var. Tarihtaşlık ise yok edilemeyecek kültürel bir bağdır. Biz bu tarihtaşlık kavramını bütünleştirici, bütün çevre bölgeleri, Balkanları, Orta Doğu'yu, Orta Asya'yı, Kafkasya'yı tekrar Anadolu etrafında, Anadolu'yla birlikte bütünleştirici yeni bir siyasetin önünü açmamız lazım. Madem ki 100 yıl önce bizi bu coğrafyalardan koparmaya çalıştılar ve 12 yıl içinde bu coğrafyalarla aramıza duvarlar ördüler sömürgeciler, şimdi de tam vaktidir bu duvarları kaldırmanın. Ve bu coğrafyaları, bu tarihtaşlarımızla bütünleşme vaktidir. Türk kavramını da bu çerçevede değerlendirmek, Türk Ocakları kavramını bu çerçevede ele almak lazım. Bazen dışarıdaki aktörler sizi sizden daha iyi tanımlayabilirler. Milosevic, Srebrenica'da Boşnakları katlettiğinde, o kara gecede katliama başlarken bittiğinde şunu söyledi. Burada biz Türklerden Kosova'nın intikamını aldık. Katlettiği insanlar etnik olarak Türk değildi, Boşnak'tı. Türkçe belki bilmiyorlardı. Ama intikam Türklerden alınıyordu. Çünkü Balkanların tarihinde bu bir simgesel ifadeydi. Kosova'da da Arnavutluk çoğunluk vardı. Ama orada katledilen şey sadece insanlar değil, bir tarih katliamı yapılıyordu. Ve biz de şimdi tam aksine bütün bu Balkanları, geçmişleri ne olursa olsun birleştirme sorumluluğuna karşı karşıyayız. Bundan 2 sene önce bir Avrupa Birliği yetkilisi resmi bir toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hazırladıkları bir Bosna planını bana sundu resmi bir toplantıda.
Dedi ki sizin boşnaklar üzerindeki etkinizi biliyoruz. Bu planı konusunlara etkide bulunabilir misiniz? Kağıdı aldım, okumadım, ters çevirdim, koydum kenara. Bak dedim dostum, bir Türk bakana Bosna ile ilgili kağıt verilmez. Bir Türk bakan Bosna ile ilgili kağıdı kendi yazar ya da birlikte yazar. Bosna'yı çok iyi bilen bir muhataptı. Orada uzun yıllar görev yapmış. Dedim ki sen de çok iyi biliyorsun ki Bosna bizim için bir dış mesele değildir, bir iç meseledir. Çünkü Bosna da yaşayan boşnaklar kadar ondan daha fazla boşnak Anadolu'da yaşar. İstanbul'da yaşar. Ve Bosna'da ne zaman bir kıyım olsa boşnaklar yüzlerini Berlin'e, Paris'e, Londra'ya değil İstanbul'a dönerler. Tarih bu. Yine Saddam Kürt kardeşlerimizi büyük katliama uğrattığında Kürt kardeşlerimiz doğuya ve batıya dönmediler Irak'tan. Kuzeye döndüler. Biz tarihtaş olarak bütün bu toprakları tekrar bu tarihtaşlığımızı keşfetmek durumundayız. Bingazi'de zor şartlar yaşanırken geçtiğimiz ay içinde Bingazi'deki yerel otoritelerle temas halindeydik. Vatandaşlarımızın boşaltılması için. O yerel otoritelerin başındaki zatla bir telefon görüşmem oldu. Gece geç bir vakit. Başkonsolosumuzun tabii belli riskleri de taşıdığı bir dönemde. Dedi ki, Sayın Bakan, biz size saygı duyuyoruz. Hükümetinizin, başbakanınızın onurlu duruşuna saygı duyuyoruz. Sizin kitaplarınızı okuduk. Ne olur başkonsolosunuzu buradan muhafaza edin. Çünkü buranın %40'ı Türk. Bingazi'nin %40'ı Türk dedi. Şimdi bir kafamızdaki coğrafyada Libya uzakta bir başka ulus devleti. Ama o Bingazililer kendilerini bizden addediyorlar. O zaman bizim bütünleştirici dilimiz her yeri kuşatacak. Her yerde bu bütünleştirici dili kullanacağız. Madem ki 100 yıl önce Türk ocakları bir imparatorluğu ayrıştırmak isteyenlere karşı doğdu, bir imparatorluğu bölmek isteyenlere karşı doğdu, şimdi 100 yıl sonra biz bütün bu coğrafyaları birleştirme idealini, yöntemini, uslubunu geliştirmek zorundayız. Büyük Türkiye böyle gideriz. Büyük Türkiye ancak ve ancak bu bilinçle, birleştirici bir dille kurulabilir. Hem ülke içinde birleştirici bir dil, bir millet kavramı, hem ülke dışında bütün bu coğrafyalarda birleştirici bir dil. Buna bağlı olarak üçüncü şart ise stratejik şart, tarihin ve coğrafyanın hakkını vermek. Tarihin hakkını vermeyi de, coğrafyanın hakkını vermeyi de biraz izah etmek istiyorum. Tarihin hakkını vermek, tarih akışı doğru okumakla mümkündür. Tarih nereye doğru akıyorsa, o akışı doğru okuyan milletler, o akışı doğru okuyan aydınların bulunduğu milletler, siyasetçilerin bulunduğu milletler, o milleti tarihin içine taşır, tarihin öncüsü yapar. Ama tarihin akışını geç okuyanlar, bu tarihi akışın dışında kalanlar, bu büyük yürüyüşün de dışında kalırlar. Bizim temelde bugün dış siyasetimizin stratejik şeyine baktığımızda, arka planına, bunu yine Suriye'de bir konferansta, Mısır'da bir konferansta dedik, ne yapmak istiyorsunuz diyorlar, dediler. Yani bu kadar uzun ayrılıklardan sonra, böylesine aktif bir dış siyasette Orta Doğu'ya dönerken neyi gerçekleştirmek istiyorsunuz dediklerinde tek bir şey söyledim. Tarihin normalleşmesi. Bu coğrafyanın, bu tarihin tekrar normal seyrine oturtulması. Bugün Arap dünyasında Orta Doğu'da yaşanan büyük hareketliliklerin arkasında da bu normalleşme sancıları var. Neden? Çünkü 100 yıl içinde Orta Doğu iki kere birbirinden yabancılaştı. Birisi Osmanlı Devleti'nin çöküşü ile ortaya çıkan sömürge imparatorluklarıyla halklar birbirinden koparıldı. İnsanlar birbirinden ayrıştırıldı. Ve bir anda farklı farklı siyasi entiteler doğdu. Mesela Mısır İngiliz sömürgesi, Libya İtalyan sömürgesi, Cezayir ve Fas Fransız sömürgesi. Asırlarca bir arada yaşamış o mağrip coğrafyası birden birbirinden kopartıldı. Irak
İngiliz sömürgesi, Suriye Fransız sömürgesi. Yine birbirinden koparıldı. Bu sancıları tam atlattık, ulus devletler kuruluyor, yeni devletler doğuyor derken 2. Dünya Savaşı sonrasında yine ayrıştırıcı ideolojik çerçevelerle birbirinden koparılan ulus devletler doğdu. Irak'ta Bağızcıların elindeydi, Suriye'de ama 50 yıl birbirleriyle doğru düz görüşmediler. Soğuk savaş şartları altında kimi ülkelerin bir tarafı bir bloku tuttuğu, diğer tarafı diğer bloku tuttuğu için birbirinden kopartıldı. Kuzey Yemen, Güney Yemen gibi. Batı yanlısı, Doğu yanlısı diye. Aslında bu normalleşme Orta Doğu'da 20 yıl önce gerçekleşmesi lazımdı. Gecikti ve şimdi çok sancılı bir normalleşme süreci yaşıyoruz. Biz Türkiye olarak bu normalleşme sürecine öncülük etmek istiyoruz. İstiyoruz ki bu değişim dalgası birileri tarafından yeni sömürgeciler, sömürgecilik için kullanılacak bir gerekçe haline gelmesin. İstiyoruz ki yeni otoriter yapılarla Orta Doğu halkları birbirinden kopartılmasın. Ve istiyoruz ki tarihin normalleşme süreci içinde bu sınırlara herkes saygı göstersin ama bu sınırlar bir duvar olmaktan çıksın, esneyen, geçişken sınırlar haline dönüşsün. Onun için bütün Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da vizeleri kaldırmak için çabalıyoruz. Çünkü bu sınırlar aşıldığı zaman bu coğrafyaların merkezi ekseninin tekrar Anadolu olacağının bilincindeyiz. Tarihin akışını bu anlamda doğru okumak hepimizin görevi. Ve sivil toplum kuruluşlarımızın da bu akışı doğru şekillendirmesi, bu akışla ilgili fikri yönelişleri doğru bir eksen oturtması lazım. Bunun için Türk Ocakları'nın çabaları önemli. Bu tarihte nötr kalmak mümkün değil. Yani sınırlarımızın içine çekilelim ve ne olacak yani diğer bölgelerde ne olursa olsun bunun dışında biz burada kendimizi geliştirelim, ekonomimizi geliştirelim demek mümkün değil. Artık bu küreselleşen şartlarda kendi içine kapanan topluluklar ister korkuyla olsun şu veya bu korkuyla dış tehdit, bölünme korkusu isterse bir takım risklerden uzak kalma düşüncesiyle olsun içine kapanan toplulukların artık tarih akışını doğru okumaları mümkün değil. Mübarek bu tarihin akışını doğru okuyamadığı için bugün iktidarda değil. Bu tarihin akışını doğru okuyamayan idarecilerin bulunduğu ülkeler bugün büyük sıkıntılar çekiyorlar. Bizim bunu doğru okumamız lazım. Stratejik derinlikler kendi kastettiğimiz şey bir anlamda bu derinliği kazanmak. Burada bir kimlik sıkıntısı yaşamamız lazım. Biz derken bütün o tarihi birikimi temsil ettiğimizin farkında olmamız lazım. Çünkü başkaları, çevremizdeki insanlar bunu gerçekten böyle görüyorlar. Yine size yaşadığım güzel ama bize rolümüzü hatırlatan bir misalle bu tarihte oynanan rol konusundaki tutumumuzu belirlemek ihtiyacı hissediyorum. 2 sene önce Afganistan'a gittik. Belk şehrine. Yani benim doğmuş olduğum şehir olmakla iftihar ettiğim Konya'nın manevi büyüğü Mevlana Celaleddin Rumi'nin doğduğu Belk'e gittik Afganistan'da. Heyetle oturduk. Belk valisi daha hoş geldiniz Sayın Bakan dedikten sonra saymaya başladı. Bize şurada bir okul lazımmış sokakta. Hastanemizin kadın doğum ünitesi yok, bunun yapılması lazım. Şurada bir çocuk parkına ihtiyaç var. Bir liste sundu. Ben de TİKA temsilcimizi, başkonsolosumuzu çağırdım. Bir basın mensupları da orada. Bunları not alın, bir sene içinde yapılacak diye talimat verdim. Bitti, bir gazeteci arkadaşımız dedi ki dışarı çıktıktan sonra. Ya dedi sen sizden öylesine rahat talepte bulundu ki, gören de zanneder ki Belk valisi değil de Konya valisi. Çok doğru. Belk valisi bir Türk bakandan Konya valisi kadar rahat bir şekilde bunu ister. İster. Çünkü o Belk valisi biliyor ki Türkler Anadolu'da İstiklal Harbi yaparken 1921'de Atatürk o dönem Maraşal Fevzi Çakmak'a bir talimat gönderir Gazi Mustafa Kemal. Daha biz bir subaya ihtiyacımızın olduğu bir dönem. Ve der ki o talimatta en iyi subaylarınızı seçin ve Afganistan'daki kardeşlerimizin ordularını tanzim etmek üzere Afganistan'a gönderiniz. Çünkü bilir ki Anadolu'nun müdafası Afganistan dağlarından başlar.
o dönem için. Ve bilir ki Asya derinliğinde güce sahip olmayanlar Avrupa